Ercin. Hadi tut elimi. Bak şimdi biri gelecek. Berçin hadi yardım etsene. Berçin. Saçmalama, ne yapıyorsun sen? Berçin. Berçin nereye gidiyorsun? Berçin. Yok ya. Yardım çağırmaya gitti. Beni burada bırakacak hal yok ya. Gelecek. Yardım çağıracak, gelecek. Düşün Aslı. Düşün. Adam gelmeden bir şeyler bul. Yardım gelene kadar bir şeyler bul Aslı. Hadi. Düşün. Gel buraya, kaçma! Aslım nerede? Kızlar nerede? Söyle! Ozan, tamam. Kızım nerede? Kızım nerede? Aslım nerede? Konuşsana lan! Ne yaptın onlara? Neredeler? Kardeşin nerede? Yani yoksa... Şey... Uyuyor. Ne istiyorsunuz bizden? Şimdilik uslu durmanızı. Uyandırma lütfen. Tüm gece uyumadı zaten. Ne olur birazcık uyusun. Uyusun uyusun. Sen niye yemedin? Canım istemedi. Neden burada tutuyorsunuz bizi? Ne zaman çıkaracaksınız? Şşş. Kardeşini uyandıracaksın. Olur Berçin. Ne diyorsunuz siz ya? Yemin ederim ben bir şey bilmiyorum. Benim bir şeyden haberim yok. Yalan söyleme. Kızlar nerede? Aslım kayıp mı? Yavruma bir şey mi oldu? Biri bir şey mi yaptı? Bu da onlara bir şey yapacaktık insan sensin. Rol yapmayı bırak. Kızlar nerede? Evladımın başına ne geldi? Ne oldu çocuğuma ya? Ne oldu? Çocuk mu var lan senin karşında? Ortaya çıktın, ertesi gün kızlar kayboldu. Sen ne diyorsun be? Sen ne dediğinin farkında mısın? İnsan evladına zararı gelsin ister mi? Babayım ben! Baba! He? Canını verir de saçını teline zarar gelsin istemez. Sen ne dediğinin farkında mısın be? Tamam.
Geçmişte bazı hatalarım oldu. Ama telafi etmek için çaba sarf ediyorum. Uğraşıyorum ben, yemin ederim. Yalan yere yemin et. Hadi herif! Senin gibi ahlaksızdır ben gözünden tırnağım. Ahlaksız düzenbaz! Nerede kızım? Berçin nerede? Aslım nerede? Kimmiş yoksa elimde kalırsan. Ha yeter! Bilmiyorum işte. Kaybolduklarını sizden duydum. Haberim olsa sizden önce ben koşarım kızımın peşine. Ne sandınız? Niye Rusya'ya kaçıyordun o zaman? Madem derdin ailenle barışmaktı. Çalışmak için. Ekmek parası için. Ne sandın Tarık Bey? Bizim gibiler için hayat zor. Hapisten çıkmışım, beş parasız. Kim ister öyle babayı? Gideyim üç kuruş kazanayım da kızıma faydam olsun diye. Ne sandın? Eğer onların saçının tek teline zarar gelsin, seni öldürürüm Cengiz. Öldürürüm! Ben polise haber vermeye gidiyorum. Siz de aramaya devam edersiniz artık. Biz o detayı hallettik. Sen bizimle geliyorsun. Yürü. Selam Eylül. Nasıl gidiyor dershane? Dersler iyi mi? İçeride canını sıkan falan yok değil mi asılanmasından? Söyle bana. Koray abi, çok önemli bir şey söyleyeceğim dedin, geldim. Ne istiyorsun söyle. İşte senin boyunu çok seviyorum ya. Ben de böyleyim. Yani dobro olacaksın. Bir şey söyleyeceksen böyle lafı uzatıp kısaltmanın anlamı yok. Koray abi, söyleyecek misin? Söyleyeceğim. Söyleyeceğim de sen bunu nasıl karşılayacaksın orasını bilemiyorum işte. Bu oğlan sana yalan söylüyor. Kim bana yalan söylüyor? Ya işte bu Yağız mıdır nedir o? Eylül, oğlan çok zengin, tamam mı? Sana çaktırmıyor ama çocukta deli para var. Çaresizlik ne kötü bir şey. Ya kızıma bir şey olduysa. Düşünmek istemiyorum ama yapamıyorum da. Çok korkuyorum Jülida'dan. Hediye Hanım, lütfen aklınıza kötü şeyler getirmeyin. Bakın göreceksiniz. Ozan'la Tarık bulup getirecekler ikisini de. İnşallah. Sibel geldi. Sibel henüz bir şey bilmiyor. Ben ona uygun bir dille anlatacağım, tamam mı? Ay ne oluyor Jülide? Tarık işi gücü bırak gel dedi. Hayır arıyorum, açmıyor. Berçin'e de ulaşamıyorum. Tamam Sibel'ciğim, geç. Temizlik var galiba. Sibel'cim, geç şöyle otur bir soluklan. Bilmen gereken bir şey var. Ne oluyor Jülide? Çocuklara bir şey mi oldu yoksa? Berçin'e de ulaşamıyorum. Allah aşkına korkutma beni. Ne oldu? Berçin. Ne oldu kızıma? Papatyama bir şey mi oldu? Berçin'le Aslım kayıplar. İkisine de dünden beri ulaşamıyoruz. Sibel! 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 Buyur abi. Nasıl o tarafta durum? Kızlar sorun çıkarmıyor değil mi? Yok abi. Biri ilaç çorba içti, tuğla gibi uyuyor. Ama bu Cengiz Çakal'ın kızı biraz inatçı çıktı, o içmemiş. İyi bırak içmesin. Uyanık kalsın. Bugün ona müşteri geliyor zaten. Emredersin abi.
Nerede kaldım Berçin ya? Kendine biraz çek düzen ver, bugün gidiyorsun. Nereye? Yeni sahibini nereye götürürse oraya. Ne sahibi? Ne saçmalıyorsun sen? Aç şu kapıyı! İmdat! Sesimi duyan yok mu? Açsana şu kapıyı Allah'ın belası, aç! Ne istiyorsunuz bizden ya? Kabusun içine düştüm ben. Ne olur elini çabuk tut Berçin. Olur. Çocuktaki arabayı görsen inanamazsın. Yani hiç öyle çalışıp didinerek alınacak bir şeye benzemiyor yani. Bildiğin babadan zengin bu. Ya. Ama ben sana daha önceden demiştim. Bu zenginler tilki gibidir. Bizim gibi dürüstleri görünce hemen kandırır demiştim, hatırlarsın. İşte bu yazda seni tuzağına düşürmek için böyle bir yalan uydurmuş. Tabii tabii. Anlıyorum abi. Benden söylemesi. Seni kandırmasına, ayakta uyutmasına izin verme derim. Gitsin başkasına musallat olsun Eylül. Ha? Sen de kafanı kullan birazcık. Ha? Senin şu bahsettiğin lüks araba dolmuş oluyor herhalde. Ben de biliyorum Erdin. Ya bir dinle. Sakin olun. Lütfen. Hediye. Bak yemin ediyorum ki ben... Yalan yere yemin etme. Söyle nerede kızım? Sen geldin kayboldu. Aslım nerede? Berçin nerede? Söyle. Bana bak. Eğer biliyor da söylemiyorsam bunun cezası çok ağır olacak. Ya vallahi günahımı alıyorsunuz ya. Ben kızıma niye zarar vereyim? Hediye. Bak sen ne kadar merak ediyorsan ben de o kadar merak ediyorum Aslım. Bir kere bile başını okşamadın kızını mı? İşte sırf bu yüzden senin tek kelimene dahi inanmıyorum. Cengiz. Yalvarırım. Yalvarırım doğruyu söyle. Lütfen yalvarırım bak. Hiçbir vicdanın yok senin. Nerede kızım? Kimlerin yanında? Ha? Ne olursun gidelim bulalım onu. Ya geç kaldıysak ya başına bir şey geldiyse. Allah korusun Hediye. İnşallah sağ salim bulacağız Aslım'ı. Sen merak etme. Söyle o zaman nerede kızım? Ya yeter artık, dayanamıyorum. Anneyim ben ya. Kızım için canımı veririm. Nerede, ne halde? Söyle ne olur. Aç mı? Karanlıkta mı? Ağlıyor mu? Ne yapıyor? Hediye, ben nereden bileyim? Kurban olayım ya. Hapisten çıktım geldim yanınıza, alt dinemeye. Yanına yaklaştırmadınız, konuşturmadınız. Şimdi diyorsun ki kızına zarar verdim. Ya insan evladına zarar verir mi ya? Yeter ya. Ben de babayım ya. Allah'ım. Allah'ım sen koru kızım. Allah'ım benim canımı al. Ne olur ona bir şey olmaz. Tamam. Tamam sakin olun Hediye Hanım. Gelin şöyle oturun. Ben de babayım. Hediye Hanım. Merak etmeyin. Yerlerini öğreneceğiz. Kızlarımızı bulacağız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Sağ salim bulacağız kızları. Ne olur bulun onu. Bu benim canım. Canım kızım. Korkuyorsun benim için. Allah'ım
Allah'ım ne olur kurtulayım buradan. Benim suçum. Başından beri hepsi benim suçum. Benim günahım. Siz kendinizi suçlamayın Hediye Hanım. Ama merak etmeyin. Gerçek suçlular eninde sonunda cezalarını çekecekler. Gerekirse Ankara'daki bütün taşların altına bakıp kızları bulacağız. Kızımızda sağ salim bulunacaklar, merak etmeyin. Arkadaşlarına sordun mu? Pelin'i falan aradın mı? Herkesi aradım. Kimse görmemiş, duymamış. Kızlardan haber yok. Berçin bulunsun bana yeter. Ne diyorsun sen Sibel? Bu konuda bari bencil olma. Kimsenin canı kimseden önemli değil. Kızlar bulunacak. Yenge, ben bir elimi yüzümü yıkayacağım. Tuvalet ne tarafta? Koridorun sonunda lavabo. Ben şu ilacımı içeyim. Her şeyi eline yüzüne bulaştırdın değil mi? Yavaş Sibel Hanım, yavaş. Sabahtan beri işitmediğim hakaret kalmadı. Canım burnum da hıncımı senden almayayım. Yavaş. Ben senden hıncımı alırsam görürsün dünya kaç bıçakmış. Beceriksiz. Kızım nerede? Ne yaptın kızıma? Ya benim senin kızınla bir alakam yok. Sen geldin bana, aslımı ortadan yok et dedin. Ettik. Şimdi teşekkür edeceğin yerde bir de çağırlıyorum. Yeter ya. Kızım da Aslı'nla berabermiş. Aslı'mı kaçırttın derken kızımı da kaçırtmışsın. Ya sen laftan anlamıyor musun? Benim senin kızının kaybolmasıyla bir alakam yok. Bana bak asalak herif. İçeridekiler istediğin numarayı çekebilirsin. Umurumda değil. Ama ben yutmam. Kızımı hemen bulup getireceksin. Getirmezsen seni polise veririm. Vallahi mi? Çok korktum ya. Vallahi ödüm patladı. Tamam. Hadi git polise. Hadi. Buyurun Hediye Hanım. Sağ olun. Bir anneyi bu halde görmek yüreğimi parçalıyor.
kendi kızım gibi görüyorum, biliyorsun. Berçin için ne kadar üzülüyorsam onun için de o kadar üzülüyorum. Ve inan bana, ikisinin de bulunması için elimden geleni yapacağım. Hadi git. Anlat her şeyi polise. Hadi. Git. Şikayet et beni. Ettin. Sonra ne olacak? Onlar da beni alacaklar. E o zaman soracaklar ne oldu diye ben de anlatacağım. Diyeceğim Sibel Hanım geldi, beni içeriden çıkarttı. Yapmış bir plan, elime saydı paraları, kızımı kaçırttırdı bana diyeceğim. E anlatacağım her şeyi bir bir. O zaman işte seyreyle şenliği. Saçma sapan konuşma. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Dibe vuracağım kadar vurmuşum. Ama bu işte parmağın oldu ortaya çıkarsa, o zaman sen düşün. He? Bana bak. Bana bak pislik herif. Ben ne senin o çulsuz karına benzerim, ne de içerideki mızmızlara. Böcek gibi benzerim seni, duydun mu? Böcek gibi. 50 tane adam tutacak param var benim. Dünyayı başına yıkarım da mezarda bulursun kendini. Şimdi kızımı bana getir. Duydun mu? Sibel teyze. Yalvarıyorum. Ne oluyor burada? Yalvarıyorum, bir şey biliyorsanız söyleyin ne olur. Ozan. Ozan Berçin'i bul. Şimdi Sibel Hanım, elimden bir şey gelse yapmaz mıyım? Yani sonuçta benim de evladım kayıp, benim de ciğerim ya. Ya ben de bir babayım. Ama ne yapalım bilmiyorum ki. Bize bunu yapma. Lütfen. Ozan. Ne olur kurtar beni. Şu an sana o kadar çok ihtiyacım var ki. Ne olur bul beni Ozan. Ne olur bul. Kimse yok.
Eylül. Dalgınsın yine. Aslı'mı merak ettim. 50 tane mesaj attım, hiçbir iletilmiyor. Bir yere mi gitti? Bu sempozyum mu ne varmış bölümle ilgili. Ona gideceğim demişti. Akşam da orada kaldı. Sempozyum? Benim ne haberim yok? Neyse, haber verir herhalde. O beni meraklandırmaz. Halam aradı mı acaba? Eylül. Baksana şuna. Aa, Selvi boylu mal yazmalımın gösterimi varmış. Kültür merkezindeymiş. Hemen şurası. Sever misin bu filmi? Severim tabii, en sevdiğim film. 50 kere izlesem yine sıkılmam. Ben de çok seviyorum. Ne dersin? İkimiz gidelim. Ben biraz kafam dağılır. Olur tabii, güzel olur. Gidelim. Eylül. Saat kaç? Tamam patron, geldim. Yemek saati geldi, daha malzemeler hazır değil. Ya bir ton iş var. Hadi doğru mutfağa. Mutfağa geçmeden şunları da yapıştır. Eylül. Yardım etmemi ister misin? Saçmalama canım, ben hallederim. Ya lütfen. Hem dersim de iptal oldu. Bir sürü boş zamanım var yani. Yardımım dokunur. İyi o zaman, hadi. Sen kaşındın. Önce bunları asalım, sonra mutfağa geçeriz.